Selamlar herkese. Ha, öncelikle iyi haftalar diliyorum. Umarım güzel bir hafta başlamıştır. Bak fixsiz, issuesuz, bol feature'lı böyle taslarını davada uçuşuyordur. Ve hepsini de yapacaksınızdır inşallah tabi. Ee, öncelikle hemen içeriği bahsedeyim. Bugün sizlere e, Property Wrapper kavramını anlatacağım. Swift tarafında bir state vesaire yaparken aslında önceliklerde kullanmıştık. Bunun ne olduğunu ve bunu nasıl custom edebildiğinizden bahsedeceğim. Bence birkaç logic de çok hayat kurtarabilir. Ben böyle basic, basic bir sample yapacağım aslında. Yani belki ileride kullanırız biz de. Ben de size de bunu böyle bir hayal ettirmiş hocam aslında. Güzel bir kullanım bence. Yani Swift tarafında. Özellikle observable yaparken kullanıyorduk. Onu da oraya çevirmişler. Neyse. Öteki yandan tabii işte geçen haftadan biraz olumsuzluklar oldu. Biraz değil aslında çok fazla olumsuzluk oldu. Ee, ama şöyle bir şey var. Tabii birçok da feedback aldık. Onu aldık. Bunu aldık. Herkes kendi düşüncesine göre söyledi. Beni anlayan belki işte 5 senedir burada olanlardır. Daha çok anlamıştır belki birçok yakınımdan hani ne hissettiğimi veya ne olduğunu. Yani sonuç olarak geldi geçti. Hani üzülsek de üzüldüğümüzde kaldık ama şöyle bir şey var. Tabi hani vazgeç. Vazgeçten olmadı da hani daha ara ver. Şöyle yapalım şunu yapalım. Yani benim ben bu işi seviyorum. İş olarak da görmüyorum. Paylaşmayı seviyorum. Feedback almayı seviyorum. Feedback vermeyi seviyorum. Ee, böyle bir konjektörde vazgeçmek aslında kendime ihanet etmek oluyor. Sevdiğim bir şeyden hiçbir zaman için vazgeçmedim ve kimsenin açıkçası da bakmıyorum ne dediğine, niye vazgeçti vazgeç dediğine veya bana yapılanlara hiç açıkçası umurumda değil. Hani ee, çünkü ben teknik bir insanım, ben siyaset ya da işte bir konuşkan bir insan olsam da böyle bir insan değilim. E, bu konuda hani ee, hiçbir zaman için kanaldaki videoları silmek gibi bir fikrim de olmadı bu arada. E, hiçbir zaman için böyle bir düşüncem de olmadı. Hiçbir zaman işte böyle bir şey yapmam. E, hiçbir zaman için. Onda içiniz çok rahat olsun. Hiç biz bu konuda için çok şey yani bu her zaman için paylaşmaya elimden geldiği kadar değer katmaya devam edeceğim katamadığımızda da bırakır gideriz ama katana kadar e, sizlere bir şeyler verebilene kadar devam edeceğim ama bunu 45-50 yaşına gelince değil bu yaşımdayken yapacağım bu yaşımdayken değer katmaya çalışacağım eğer bir gün o yaşlara gelirsek umarım çok 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 daha üstüne koyup gelebilirim ama hani hiçbir şey yapmayıp işte 40 sene 20 sene sonra ortaya çıkıp işte şunları yapıyorum demek bana yakış bana göre doğru değil. Yani illa bir şey yapmak için illa bir seviyeye gelmeye gerek yok yani. Tamam illa eyvallah işte 30 senior o bu şu işte şu olacaksın falan. Ya tamam her şeyin şeyi var da bence yolda gitmek de güzeldir ya deve deve yol misali. <laughs> gitmek güzeldir. Ondan vazgeçmedim. Üzüldüm bir iki gün. Ben de zaten ana manifesto 2 saat üzüldüm öyle kaldı hayatımda devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok her şey gelir geçer önemli olan karakter. Karakterden taviz vermedik o bakımdan şükür. içim çok rahat gönlüm çok rahat. Karakterden taviz verseydik büyük sıkıntıydı. Şimdi dostlar ne yapıyoruz bugün? Dediğim gibi property wrapper kavramını yapacağız. Neyden bahsediyoruz? Aslında şu yapıdan bahsediyoruz. Biz aslında projelerimizde de kullandık sizle birlikte de birkaç örnekte de yaptık hani şuraya state object yazıyoruz ya bunu aslında property wrapper property wrapper deniyor biz burada aslında bu property wrapper dediğimiz yapıyı kendimiz de custom edebiliyoruz mesela burada bir state object demesi sayesinde burada ne yapıyorduk sayfada observable yani bir şey değiştiğinde otomatik olarak o da değişiyordu bir view modelle bir boolean değer değiştiğinde o da değişiyordu çünkü bunu aslında otomatik olarak bir kod yazılmış hani şuradan da gidebilirsem eğer göreceksinizdir tabii code'a gidecektir bakabilirsiniz orada şimdi burada kasar ki kastı Tüh. Yani burada mesela buna özel bakın property layer yapılmış. Bu property layer sayesinde bunun işte e, size observable bir hani değiştiğinde haber veren bir yapı sunuyor. Biz de bunu şu an kendi custom senaryomuzu yazacağız birlikte ve projede kullanacağız. Peki ne yapacağız? Features'ın altındayım. Ee, şuraya property wrapper bunu da böyle bir yerde okudum, hoşuma gitti. Size de bunu paylaşın dedim bu arada hani e, bence güzel bir örnek. Şimdi Buraya geleceğim. E, buna şu anlık bir tane property, property-wrapper-view, yes böyle yapalım. Ay SwiftUI ya olmadı mı? Swift ya şimdi şuradan yapayım da bir daha uğraşmayayım şimdi SwiftUI ya yapmakla. Şunu kopyalayayım, yes. Tamam kankam sil sil. O trash. Haydi haydi. Ha Swift'te şunu kapatır mısın? Evet. And new file. Swift UI file. Property view. Replace kankam. Tamam süper. Geldi buraya. Şimdi peki nedir amacımız? Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Bizim bir tane e, user modelimiz olsun. User klasımız olsun. Şuraya geliyorum. E, bir tane struct yapıyorum şuraya. Bunu her denince bir senaryo custom edebilirsiniz. User e, wrapper diyeyim şöyle. User custom model diyeyim. Ya da şey user wrapper model diyeyim ki. Yani bunu özel oldu anlaşılsın. User wrapper model. Yani modellemeye gerek yok da ben ondan diyorum. Bir struct yapıyorum. Diyorum ki user wrapper model. Ve diyorum ki first name Burada iki tane variable alacağım, tamam mı? Bir tanesi direkt ismi variable diyorum. Neden? Çünkü ismi güncellenebilir. Variable diyorum. Diyorum ki buna user e, name string olacak. Bunu buraya ekledim. Bir de buradan gelip bir de variable e, last name ekliyorum. Hani soyadını alacağım diye. Sonra müşteri benden şunu istiyor. Diyor ki hani veri diyor Biz diyor projede diyor bu, bu bu alanın diyor bu modelde bu alan her zaman büyük gözükecek diyor. Büyük olacak diyor servis ek çekerken her yere. Yani last name is always bigger diyor. Yani istiyor. Bunu istiyor adam. Yani büyük, olmasını istiyor. Büyük falan işte bu tarz bir şey söylüyor. Şimdi buraya geldiğimde peki ne yapacağız? İşte buna bir sürü şeyler yazabilirsiniz. İşte oradan model function oraya gitti onu yaptı. Bunun işte Swift UI tarafında çok kolay ve çok güzel bir karşılığı var. Pro, property wrapper. Peki ne yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte benim gördüğümde lower case'di, ben bunu upper'a çevirdim mesela farklı olsun diye. Ama bunu ben başka bir senaryo ile birleştireceğim. Upper case, upper case diyeyim wrapper diye, şöyle. Sonrasında buraya gelip bir tane yine struct'ınızı oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki upper case rapper. Sonrasında bu Swift tarafında aslında kullandığımız bir yapı. Burada did set dersem gelir mi? Did set dersem gelmedi, şöyle yapayım. Variable getir, here, get here diyeyim. Burada bir completed aslında bakın şuradan da görebilirsiniz var, bakın var getir diye. Computed variable get declaration diyor. Burada bir aslında bir declaration yapıyorum burada. Burada bu variable çağırdığında diyorum ki bu ne demek biliyor musun? Burada şunu yapıyorum. Ben merak ediyorum ki bir tane value ismi vereyim şuraya. Wrapped value diye. Bunun da type string olsun. Okey. Şimdi burada şu demek aslında. Bu sürekli olarak bir değişken alacak. Bu değişken aldığında şu parantezin içerisinde ben birkaç işlem yapabiliyorum. Bunun da e, yakaladığım nokta didSet. ile aslında buna değer verildiğinde her defasında bu scope'un içerisine giriyor. Ve bu scope'un içerisine girince ben şunu yapabiliyorum. Repot value yani orijinal value'yu al. Mesela büyüyü al. Upper case yap. Mesela bu şekilde kullanabiliyorum. Bu sayede ben bu değişkenin her değer atıldığında otomatik olarak bunu büyütüp ona geri yollamış oluyorum. Bu da işte computed'ta oradan geliyor aslında. Hesaplandığı için her çağrıldığında bu değer atılmış oluyor. Bir de bunun bir de işte ilk çağrıldığında değerinin atılması lazım. Buna da işte value diyebilirsiniz. String dersin. Buna da dersin ki wrapped value eşittir. Buraya direkt value diyebilirsin. Hani burada kullandığınız senaryoda ilk başta value'yu alacağı için ilk baştaki aldığı değeri de burada set etme anlamında şey diyebilirsin. To upper case de burada verebilirsin. Hatta vermesen muhtemelen zaten şey yapacaktır. Deneriz. Son hocam düşünmüyorum. Bunu property ile e, wrapper olarak kullanman için başına property wrapper etiketi atman yeterli olacaktır. Şimdi bunu tamamladık. Buraya geldik. Dediğimiz gibi sadece burada kullanmak istiyorsak bunun başına et atıyoruz. Et attıktan sonrasından da bunun başına e, upper case wrapper yazıyoruz. Bu kadar aslında. Bu artık bizim için hazır olmuş oluyor SwiftUI tarafında. Şimdi var mı sıkıntı? Yok. Şimdi geliyorum view kısmına. View kısmında Hello World yazıyor. Önemli değil. Şuraya bir tane hani şuraya fontunu biraz büyütelim. Headline de Large Title. Evet. Şöyle resim edeyim. Devam etsin şey yapmaya. Şuraya Property Wrapper diyeyim şöyle. Tamam. Property Wrapper'ımı verdim. Ardından da ben diyorum ki şimdi ben bir tane model yapacağım. Okey. Diyorum ki variable diyorum. Ee, bir tane user e, wrapper model diyorum. Yani şuna gerek yok da yani ben alışkanlık olarak kullanıyorum. User wrapper model. User wrapper modelin içine V veriyorum. Initial value olarak. Bir de B veriyorum. Initial value olarak. Okey. O ardından diyorum ki şimdi ben burada bunu gösterebilirim ama bunu şöyle göstermek istiyorum ben. What's wrong? E, last name upper case. Tamam bu doğru. Upper case upper case'de problem yok. Ha burada ama tabii şöyle kullanmam gerekiyor. SwiftGen içerisinde kullanacağım için bunu bind edeceğim. Yani bunun başına aslında bir state'dir diyeceğim ki bu variable. Bu sayede aslında bu binding'i sağlamış olacağım diye düşünüyorum. Bakalım. Bir problem var mı? Yo. Bir upper case wrapper modele gideyim bir. bir upper case wrapper model last name Muhtemelen şeyden gol edik. Şunu da rapid value yapacaktık. Rapid value şunu da self yaparsam muhtemelen şimdi olacak. Yani doğru yaz doğru yazdım düşünüyorum. Rapid value, rapid value. Yes. Şimdi bakalım. Evet şimdi geldi. O state ile alakası yok. Şunu su da çalışır bu arada. Yok, onu çalışır. State ile alakası yok. Şimdi ben bunun başına arkadaşlar state atıyorum state attıktan sonra bunu artık observable bir hale getirdim. Hani bunu dinleyebilir bir hale getirdim aslında. Ve burada şöyle bir kullanım yapıyorum. Diyorum ki bunun altına vertical stack atıyorum. Ve vertical stack attıktan sonra diyorum ki bunu bir, ben bir text field'a bağlayayım. En güzel de text field'ı buradan bulurum diyorum. Text field'ı buraya ekliyorum. Bunun içerisine de şu anlık bir şey yazmıyorum. Value'suna da bu user report valünün last name'ini veriyorum. Bu da benim için bir kullanım. Ve bunu bind etmek için yani bu iki objeyi birbirine sağlamak için de değişiklik anında birbirini hareketlendirmesi adına da buraya veriyorum. Bu sayede aslında ben bu e, birbirler arasındaki binding'i sağlamış oluyorum. Şimdi ben bu yaptıktan sonra şurada bir resmine basayım. resim yazayım. Bak B geldi. Bak B görüyor musun? B geldikten sonrasında burada bu arada şey de yapabilirdim tabi. Hani e, şöyle bir mesela bunu mesela full text olarak da yazdırabilirdik sonuç olarak. Full text olarak yazdırmak için de şuraya bir value koyabilirim. Ya da mesela bunu full text olarak yazmak için buraya koymak yerine şöyle de yapabilirdim. Mesela user Report put giderim. Buraya mesela. Burada sonuç olarak bu değişkeni hesaplayıp ben geri döneceğim ya. Mesela burada yine bak böyle computed bir full name diye bir property alırım. String döndüreceklerim Geriye mesela burada şey yapabilirim. Name hani artı diyebilirim. Ya da arasında bir şey yapacaksam onu string boyutu yaparım. Diyelim last name diyelim şöyle. Bu şekilde kullanabilirim aslında. Ya da doğrudan direkt computed de sağlayabilirim. Bunu buraya verdik diyelim. Ama burada mesela şöyle kullansak da olabilirdi mesela. Şunlar değil de. Bunlar değil de. Bu lazy şu an yapmayacağız. Bir şey saklamayacağız. Bir direkt saklayıp vereceğiz. Bu tamam bize compute olur aslında. Biz direkt value alıp vereceğimiz için. Direkt dedim hani error function gibi de böyle de olur. Full name'i sağladık diyelim. Buraya geldim. Bak buradayken de şunu yapmak için yapacaktım aslında. Hop. User. Buraya model. Full name. Aynen. Mesela buraya verelim. User report model full name doğru aslında. What's, wrong? Şimdi bakalım. Ha zaten oradan görecek. Mesela V, v yazdım. Bak görüyor musun mesela? full'ü sağladı ve yanına geldiğinde de aynı şekilde sağladı. Yani ben aslında o property wrapper value'yu biraz daha customizasyon haline getirsem, biraz daha teknik şeyler ekleyebilirsem aslında istediğim modeli ilk daha yazarken mesela daha ne yapabilirim? Adam mesela der ki Hani buraya geldi e, mesela user input put modülünün içerisinde der ki age girecek değil mi? Buraya geldik var age aldık adamdan integer istiyoruz. Ama şimdi sonuç olarak integer dışında bir valünün girmesini istemiyorum. O zaman buraya geldim yine burada bu tarz bir e, uppercase upper case wrapper gibi number pardon swift checks Şuradan number açayım. E, number case wrapper yazarım mesela for example. Number case ren problem'e gelirim mesela yine buradan kopyalayabilirim ya da burada oluştururum. Bir daha yazmamak adına ben şuradan alayım şöyle size de çok uzaştırmam adına. Buradan ben alayım ama siz yazın yine. Rapper, rapper. Burada bu kez rapper value aslında biz burada integer bind edeceğiz. Integer alıyorum. Integer'larımı aldım burada. Integer'larımı aldıktan sonrasında burada yapacağım harekete gelelim. Şimdi buradaki yapacağımız hareket şu. Ha adam string girecek gerçi biz bunu integer olarak parse edeceğiz. Yani buralar yine string olacak. Bunda problem yok. Ama bu kez burada şöyle yapacağız. Initial value'de de aynısı. Guard let diyeceğiz mesela burada. Guard da diyebilirim mesela. Hani burada bir kontrol olarak. Burada diyeceğiz ki int bak şöyle int'in içerisindeyken bu put value'yu vereceğiz. Eşit değil. Şöyle eşit eşit değil değilse ben ben burada eşit eşit nil olmamasını arıyorum aslında eşit değil nil değilse bura, buradan devam edecek Buraya eğer bir sorun varsa buraya girecek zaten burası bu şekilde kalabilir Şunu şöyle hatta tek satıra da çekebilirsiniz her zaman için iyidir Hani report var ne olsa buraya gelecek Burada değilse arkadaşlar Hani burada guard yapsanız daha iyi olabilir de şey ah Guard let burada hani value dersiniz Şunu şuraya atarsınız Mesela hop Integer bir sorun varsa burada döndürdüm değil. Sonuç olarak sonrasında da buraya geldim. Reput value'nun içerisine yani bu e, self'indeki reput value'nun içerisine ben artık bu value'yu bakın burada integer olduğunu biliyorum zaten. Value'yu buraya yazdırabilirim artık. Çünkü burada artık ben value'nun olduğunu bildiğim için. Burada to string her zaman için olur aslında bunların da. String'i Description'a. Description muhtemelen yine bunu bana verecektir. Sonrasında yine aynı benzer bir işlemi. Yani return etmene de gerek yok diyor. Zaten init'in içerisinde olduğun için diyor. Tamam, return ettim aslında. Yani Troll da atabilirdim de. Yani return etmene gerek yok diyor. Tamam o zaman şöyle kullansak. Burada iflet yapsam daha iyi olur o zaman. Guardlet değil de. Şöyle yapalım. Ben direkt value'yu atayım oradan alayım dedim de o işte gibi olmadı. Önemli değil. Şöyle yapalız. Ay canım benim. Getir de yazalım oraya. Hani aslında şöyle de olur. Hani hiç de yapmaya gerek yok. Bunu buraya atarım. Eğer bunun description'ı derim. Eğer bir sorun varsa empty string derim. Mesela. Bu sayede aslında parsing'i de yaptırmış olurum. Şimdi şuraya gelir. Mesela şuraya. Yine benzer bir logic. Hatta bunları şey yapabilirim. Hmm, teke e düşürebilirim mesela burada. Derim ki bir tane function yaparım. Ee, calculate mesela calculate value derim mesela. Bir tane string value alırım string. Geriye string döndüreceğim derim. Sonuç olarak bana string verecek. Adamdan bu aldığım value'yu burada return böyle yazarım. Burada da value'yu alırım. Mesela calculate value dönüyor ama neyse zaten aldığım için. Ama burada da mesela yine aynı şekilde buraya value'ya wrapped value ve bu sınıf burada olacak için bunu private çekerim. Ardından da yine benzer işlemi şurada yapıp teklemiş olurum durumu. Sonrasında buraya geldim user wrapper layer'a. Bu kez de dedim ki number case wrapper. Okey. Sonrasında buraya geldim. Okey dedim burada problem yok. Sonrasında muhtemelen burada bir tane age alanımız gelecek. 5 diyelim şu anlık önemli değil sonrasında şu yuzur e, model rapora gidip full name'i bir tane daha şey ekleyeyim artı e, ha artı tam bu string olacak pardon number ama ben bunu string olacağı için bu şekilde yapıyorum şöyle edge'liyim şu an yanına problem değil ha bu arada bunu böyle kullanmak için şöyle de kullanabilirsiniz e, String açtınız içerisine girdiniz hop buraya e, name boşluk mesela H boşluk ondan sonra last name last name gerçi şurada olacaktı bu şekilde yapabilirsiniz veya bu overwrite edip description'ı hani şeyin to string overwrite edebiliriz muhtemelen de hatırlayamadım burada ona da bakarım bir yere to string de var çünkü bütün metotların burada da vardır muhtemelen onu da bulup overwrite edebilirdik okey buraya geliyorum buraya hazırladım Age mesela burada şu anlık mesela mesela Age yanlışlıkla veli verdim. For example deneyelim birlikte. resüm ettim. Şimdi çalıştı proje. Hatta bir tane daha alan yaptım şuraya. Number diye. Evet number diye yaptım. Bir daha deneyelim şimdi. canım benim çalışacaksın. İnanıyorum. Çalışmazsan kapatacağız. Bu alın. Tekrar, tekrardan bu alıyorum ki çalışsın diye. Şimdi ne olacak? Mesela güzel bir kullanım bence bakıldığında. Sonuç olarak hani e, burada ne atılmış olursa olsun günün sonunda buradan değer gitmese çalışacaktır. olacaktır. Yani self vermedik diyor. Aynen self nokta value görmüşse private dediğim için muhtemelen. E ee, doğru yaptım. Integer before all diyor da ne alaka calculate value burada. Şu şeyi görmedi ya. Tam o zaman şöyle yapalım şu anlık. Rapid value vermedik diye mi yaptı anlamadım. Şöyle yapalım da. Intin içerisinde doğru kullandım aslında. Orada sert vermeye gerek yok ki. Ha hey. Şöyle yaptığım için diyeceğim. Ama yo rapid value. Evet yes doğru aslında. Ha şuraya atmamışız tamam yo çalışır. Şimdi olur. Şunu atmamışız ya ondan. Dedim niye çalışmadı. Nice. Şimdi oldu. Bir tane daha self gerek yok ki ama. Zaten Rapid value verdim. Self'i verdim zaten burada. Self.Rapper value. Şimdi self.Rapper value. Yo bu doğru aslında. Self.Rapper value. Ya bu doğru ama şey görmedi. Garip. Before all diyor da o verince de şey kızıyor. Hepsini kullanıyor da burada şurada şeyi görmüyor. Report value self'i verdim. Muhtemelen şurada bir şey görmüyor ama niye görmedin anlamadım. Neyse çok önemli değil. Şöyle kullanabilirim. Şimdi report value şu an böyle verirsem çalışır. Aynen. Bu tarz şeyler çok önemli değil. Yani internetten muhtemelen birkaç çekte görürüz. Küçük şeyler. Önemli ama burada bu düşünce de olmak zaten ne yaptı ne işe yaradığını. Şimdi buraya geldik. Mesela burası çalışıyor. Diğer alanı tıklayabilecek mi acaba? Ha geldi. Mesela buraya geldi. Ha buraya şey vermişim ama. Age'i vereceğim. Number yazıyor. Bak Asadas yazıyorum. 1, 2, 3 geliyor ama Asadas'ı vermiyor. Bak görüyor musun mesela? Hani text field yazıyorum. Problem yok. Text field geliyor ama value değişmiyor aslında yani full name bu value almıyor sadece buradaki değeri alıyor bu text field olduğu için bunu district etme kapatma başka bir şey ama sonuç olarak ben burada işlemi yaparken hani modelimin içerisinde sadece mesela içindeki sayıları atabiliyorum yani parse edebilirse sayıyı atıyor etemezse atamıyor mesela yine burada onun muhtemelen text field'ın içerisinde de hani burada propertlerinde şeyler vardır O edit change veya işte burada text field'ın da işte yapabileceği güçlerin içerisinde şeyler vardır Aa, klavye sadece girsin falan filan. Onlar özelliklerinden bakılıp buradan görülebilir. Yani ya şuradan görürsün. Ya da işte yine buradaki özelliklerin arasında var mıdır? Ona da bir bakarız bir ara. Başka bir şey de inceleriz. Evet. Ama buradaki anlatmak istediğim şey bu rapper model rapper olayıydı. Custom rapper olayıydı. Ee, umarım kafanızda oturmuştur. Ee, teşekkür ederim tekrardan. Hani bu arada destek veren herkese ayrı ayrı da teşekkür ediyorum. Aa, yani herkes her şey yapabilir hayatta ama e, hayatım gibi karakter bir tane. Bir kere taviz verince önden gelen geçer. Bir kere taviz vermeyince herkes bir şey söyler. Normal. Sizi sizden daha iyi bilen kimse olamaz. Onun için her zaman için kendinize inanın. Kendinizden başka hiçbir şeye inanmayın. İnanmayana da inanmayın zaten. Ee, gerisi çok önemli değil. Yani. hayat bir kere gelmişsiniz. Mutlu olduğunuza bakın. Sevgiler saygılar iletiyorum. Kodları yine Grapo'dan görebilirsiniz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.